Merhaba arkadaşlar. Bugün Rossmann'dan aldığım kuru manikür setini sizlerle incelemek istiyorum. Ürünü 149 TL gibi bir fiyata almıştım. Öncelikle paket içerisinde başlıklar, tırnak makası, et itici ve minik bir de kesesi var. Piller de yine içerisinden çıkıyor. Tırnaklarınızı bakımlı görmeyi seviyorsanız, her zaman da kuaföre gidemiyorum diyorsanız belki de aradığınız ürün bu olabilir. Gelin birlikte inceleyelim. Törpü disk ile başlayalım. Bu başlık tırnak şeklini vermek, pürüzleri yok etmek için düşünülmüş. Başarılı buldum ancak ben manuel törpü yapmayı tercih ederim. Eşitliği sağlamak, uygun şekli vermekte biraz zorlandım. Tırnak makası ve et iticiyi videoda kullanmamıştım. Sonrasında kullanıp çok beğendiğimi belirtmek isterim. Tırnak makası tırnakları havaya uçurmadan, kırmadan gayet güzel bir şekilde kesiyor. Konik törpü ise tırnak üzerinde bulunan pürüzler için düşünülmüş. Ancak bu beni pek tatmin etmedi. Çok gerekli bulmadım açıkçası. Aşındırma başlığı ise sertleşmiş etler, nasırlar için düşünülmüş. Başarılı diyebilirim ancak çok sert olan, çok nasırlaşmış yerlerde işe yarayacağını düşünmüyorum. Daha çok tırnak kenarlarında işe yarayabilir diye düşünüyorum. En beğendiğim başlıklardan biri olan konik aşındırma ise tırnak yüzeyindeki etleri kaldırmada gerçekten başarılı oldu diyebilirim. Bu ürünü kullanırken kısa sürede manikür yaparım gibi düşünmüştüm ama et pensi ve normal törpüyle daha kısa sürede manikür yapabildiğimi fark ettim. Bunu da söylemek istiyorum. Tabii canım acımasın, rahat yapayım derseniz can acıtmadan kolaylıkla manikür yapıldığını belirtmek isterim. Birazdan sonucu da göreceksiniz. Sol eline manikür yapmaya çalıştık. Sağ ile ise dokunmadık. Yani çok arada devasa bir fark elbette olmayacaktır ama fazla etler alındı. Aşındırma başlığı kesinlikle favorim oldu. Konik aşındırma ucu ile kaldırdığım etleri yüzeyden acısız bir şekilde temizledi. Benim için en tatmin edici parça kesinlikle buydu. Bundan sonra da yüksek ihtimalle daha sık bu parçayı kullanırım diye düşünüyorum. Hatta tırnak makasıyla tırnaklarımı kesip normal törpü ile törpüleyip etleri de yüzeyden tamamen bu parçayla temizleyebilirim. Parlatma başlığı asla işe yaramıyor. Yalnızca yüzeyde biriken tırnak tozlarını temizliyor diyebilirim. Yani benim açımdan parlatma başlığı çok gereksiz bir parça. Tamamen yüzeydeki tozları temizledi. Şimdi sol el manikür yapılan, sağ el ise yapılmayan el. Bu şekilde bir sonuç elde ettik. Ürünle ilgili düşüncelerim, evet fiyatına göre başarılı diyebilirim ancak şart değil. Et pensi ve törpünüz var ise onlarla yolunuza devam etmeniz daha mantıklı gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destekleriniz benim için çok önemli. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.